çocuklar buraya ham zamanı, kam zamanı, tam zamanında geldiniz. Tamamen onarılmış yer köprüsünü test etmek için hazırım. Şimdi fazladan iki vortex spirali, fazla kilitli termal dengeleme sistemi ve ikiz yer eş zamanlı yörünge sahibi... Yer köprüsü çalışıyor mu? Az önce dediğim gibi, ikiz yer eş zamanlı yörünge... Ve unuttum. Baştan başlamam gerekiyor. Tamamen onarılmış yer köprüsünü test etmek için hazırım. Çalıştır artık Fixit. Bugünün işini yarına bırakma. Tamam. İşte başlıyoruz. Ay, çok, çok güzel Fixit. Ekip geçit var. Sol taraftakini alıyorum. Kendi solumdakini. Ekip geçit olması normal mi peki? Fixit. Bu mümkün değil. Yani benimki mümkünmüş çünkü gözümüzün önünde ama... Durun, durun, durun. Fixit. Uğraşıyorum. Daha çok uğraş. Bu da ne böyle? Hayır. Bu olamaz. Soundwave. Fixit alıp hemen hurdalığa saklanın çabuk. Nereye gidiyorsun bakalım? Daha yumruk turumu tadına bakmadın. Kıpırdama Decepticon. Ben buradayken ekibime kimse zarar veremez Soundwave. Ha? Yardım etmek için hiçbir şey yapamıyor. Gölge alanında sıkışıp kaldım. Düşün. Ref, Jack ve Miko gölge alanında sıkıştıklarında ne yapmıştın? Cep telefonları, radyo dalgaları. Mayday, Mayday, ben Bumblebee. Sesimi duyan var mı? Sesiniz çok az geliyor Teğmen. Ah, Fixit. Boss Farga şükürler olsun. Russell ve Danny yanında mı? Buradayız B. O Decepticonları hurdaya çevirdin mi? Henüz değil. Neredesiniz? Mobilyaların olduğu yerde, dev hamburgerin solunda, televizyon kulelerini geçince... Merhaba arkadaşlar. İyi olduğunuzda sevindim. Neredesin? Sesini Fixit'in hoparlöründen duyabiliyoruz ama göremiyoruz. Ben şimdi başka bir boyutta sayılırım. Sizle telsizle iletişim kurabiliyorum. Vay canına. Bu nasıl olabilir? İki yer köprüsü geçidi üst üste gelince buraya bir yol açtılar. Yani gölge alanına. Aa Teğmen, bunların hepsi benim hatam. Ben tam bir beşe, şişe, işe yaramazım. Bu bir kazaydı Fixit. Bir keresinde arkadaşlarımın başına da böyle bir şey gelmişti. Soundwave'i gölge alanına hapsetmek için aynı numarayı kullandık. Ama artık serbest. Onları Decepticon Soundwave mi? Soundwave de kim?
O en tehlikeli Decepticonlardan biridir. Soundwave eskiden Megatron'un sağ koluydu. Gerçek bir taktik ve teknik deha. Ayrıca Soundwave'in Razorbeak isimli bir minikonu var. Ama kayıtlara göre Soundwave Nemesis Yıldız Gemisi'nde gölge alanında kapalı kalmış. Şimdi bu gezegende ne işi var? Belki Megatron'u dünyaya kadar takip etti. Sonra da Megatron ayrılınca burada kısılıp kaldı. Ve bütün bu süre boyunca dünyada bir hayalet gibi dolaştı mı yani? Tüyler ürpertici. Soundwave serbest kaldığına göre ne istiyor olabilir? Onun iletişim sistemlerimizi parçalara ayırdığını gördüm. Sanırım Megatron'la iletişime geçmek istiyor. Ama Megatron ışık yılları kadar uzakta. Herhangi bir sinyalin ona ulaşması uzun sürer. Evet. Ama bu süre içinde bir mesaj civardaki bütün Decepticonları getirebilir. Yani Soundwave bir ordu kurabilir. Pekala. Onu nasıl durduracağız? Bilmiyorum. Soundwave ve Laserbeak'i alt etmek neredeyse imkansız. Ayrıca ben burada sıkıştım ve Strongarm'la Grimm yakalandı. Strongarm ve Grimlock'u yakaladılar mı? Burada öylece bekleyemeyiz. Russell haklı. Onlara sadece biz yardım edebiliriz. Beni dinlemiyorsunuz. Soundwave'e gücünüz yetmez. Silahınız bile yok. Bakın, ben bir plan bulana kadar burada kalın. Teğmen, silahlarımız var. Alkemor'dan alıp çevre güvenliği için değiştirdiğimiz lazer toplarına sahibiz. Bakalım bir Cyberton yıldız gemisinin ateş gücüne karşı Soundwave dayanabilecek mi? Alt edilmesi neredeyse imkansız dediğimi duymadılar mı? Bir süredir seni izliyoruz Steeljaw. Faaliyetlerin gözümüzden kaçmadı. Demek öyle. Burada gerçekten çok meşguldün dostum. Hem de çok. Bu yüzden liderlik ekibinin bir parçası olmanı istiyoruz. Elbette yardımcı bir rolün olacak. Liderlik ekibi mi? Ben mi? Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Bunun biraz ağır geldiğine eminim. Evet, bu bayağı sürpriz oldu. Tekrar söylüyorum. Ateş hattından uzak durmak için elinden geleni yap. Merak etme, eğer başım derde girerse biraz zikzak yeterli. Lütfen, büyük bir hata yapıyorsunuz. Optimus'u ve gizli ekibini çağırmayı denedik bir ama cevap vermediler. Bunu bizden başka yapacak hiç kimse yok. Bizim yerimizde olsaydın, yani arkadaşların, belki de bütün gezegen tehlikede olsaydı... ...gerçekten de öylece bir şey yapmadan durabilir miydin? Ben... Hayır. Elimden geleni yapıp bir şeyler denerdim. Hadi bakalım, hazırlanıp işe koyulalım. Her zaman bunu söylemek istemiştim. Bu plan hoşuma gitmemeye başladı. Soundwave ne yapıyor? Bir tür uzay altı matrix anteni düzeni yapıyor gibi. Ve neredeyse tamamlanmış durumda. Onu buradan vuramaz mıyız? Belki Soundwave bizi fark etmeden kaçabiliriz. Böylece onunla savaşmak zorunda da kalmayız. Bu plan çok daha iyiymiş. Fixit, anten düzenini vurabilir misin? Dur, en iyisi ben deneyeyim. Babama bir kere daha ateş etmesi için zaman kazandırmalıyız. Hadi, zikzak çizelim. Bunu izlemek istemiyorum. İyi haber şu. Zırh işe yarıyor. Güzel verse. Biraz daha kalabalık olabiliriz. Ama bu kesinlikle adil bir dövüşe benzemiyor.
Dikkat et! Bu işe yaramıyor. Geri çekilin. Takımı. Yoksa Strongluck mu? Hey, ben Bumblebee. Eğer duyuyorsanız sizin önerilerinizi dinleyip siz bir plan yapana kadar beklemeye karar verdik. İşi tamamen batırdık Bee. Başından beri seni dinlememiz gerekiyordu. Hayır, gerçekten çok cesurdunuz ve bana bir fikir verdiniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Soundwave yer köprüsünü bir silah olarak kullanıyor ama geçitleri yaratırken biraz paslanmış gibi. Gölge alanında uzun süre kalması yüzünden. Bunu ona karşı kullanabiliriz ama Fixit'in yer köprüsü kontrollerine ulaşması gerek. Ve bunu yapmak için dikkatini dağıtmam gerek. Nasıl olursa olsun. Ben yaparım. Hayır, ekibin lideri benim. Bir fikir bulup bunu uygulamam gerek. Böyle kenarda durmak beni mahvediyor. Bir... Mümkün olsaydı elinden geleni yapardın, biliyoruz. Ama bu sefer yapamazsın. Teklifinizden onur duydum ve bana olan inancınızı boşa çıkarmamaya çalışacağım. Sakin ol bakalım dostum. Böyle bir konumun tabii ki bedeli de vardır. İyi niyetini bize göstermen gerekiyor. Onun bize karşı planlar yaptığını duyduk. Bu haydut zamanını daha iyi şeyler için kullanmalı. Ona öğretirsin, değil mi? Rahatsız ediyorum. Acaba biraz konuşabilir miyiz? Aslında konuşmaktan çok pençe atmak istiyorum. Evet. Sanırım bu robot gayet iyi olacak. Hey, uzun şey. El işi ödevin de gerçekten çok güzelmiş. Önemli değil mi? Ha!
Şimdi. Hiç istemezdim Soundwave. Kopat, fix it. Daha değil. Her zaman bir kişilik daha yer vardır. Bunu yaptınız. Başardınız. İki insan, bir minikon, bir dinobot ve bir akademi öğrencisi onların karşısına çıktı. Başarı oranı sadece %4'tü, biliyor musunuz? Zafer kazanan ekibin çok önemli bir üyesini unutuyorsunuz Teğmen. Şaka mı ediyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Bu muhteşem planı sen yaptın. Başka bir boyutta olsan bile harika bir lider olmanın yolunu buldun. Şey, aslında o kadar da yani pek sayılmaz, öyle değil mi? Demek istediği şey şu, bundan daha havalı, harika ve güzel görünen bir ekibe liderlik edemezdin. Evet, Grimlock'un dediği gibi. Daha önce Decepticonlar için çalışan böyle minikonlar görmemiştim. Bağlayıcı tasmalar onların değişmesine ya da silahlarını harekete geçirmelerine engel oluyor. Steeljaw, isyanı önlemek için daha güçlü aletlere ihtiyacımız var. Bu bölümdeki silahlar uygun olabilir ama bu uğursuz şeyi açamıyoruz. Senin gibi yetenekli birinin bizim yapamadığımız bir işte başarılı olabileceğini umuyoruz.